Ben hala şeylerle büyülenmiş gibi bakıyorum. Masal gibi bir yer. Korkunçlu video çekmeye çalışıyorum. Aşkım sen niye mi masal masal romantizm yapıyorsun? Ben Ama burada güzel korkutmaya çalışıyorum. görünüyor. Gelin buraya bak. Buraya gelin. Burası güzel. Hayal kırıklığına uğramazsınız. Ama böyle 8500 basamak çıkacaksınız, haberiniz olsun. Çalıştık. Şimdi tatil. Tatil. Ne o, reklam mı aldın? Sponsor mu buldun bize? Allah. Evet, bugün nereye gidiyoruz onu söyle de. Bir sonraki sağa dönün. Travestiyle gidiyoruz bu arada. Oylat mağarasına gidiyoruz. Yani merak ettiğimiz bir yerde. Evet. Yakın ancak, coğrafyada. Ancak fırsat bulduk. Peki ne yaptık da fırsat bulamadık? Onları da bir anlatırsan ben yoldayken en azından 6,3 kilometre sürün. Bütün verirse... verecek. Bütün sorulara yanıtları alalım yani. Neden? Uzun zamandır ben yoktum piyasada. Ve biz neyle uğraştık bu kadar zamandır? Yani senin vizen bitmişti. Evet. Ve yıllık iznin gelmişti. Evet. Ondan sonra yıllık izne ayrıldın. Sonra vize için başvuru yapıldı. Evet. Sonra... Bu arada vize için başvuru yapıldı. Almanya'da yer Almanya'da yoktu. Almanya'da yer yoktu. Randevu vermediler. Fransa'ya sonra çevirdim. Fransa'dan randevu bulundu. Ve biz ilk defa sen Fransa'dan vize alacağın için, Schengen vizesi alacağın için parmak izni vermeye gittik. Parmak bastım istediler senden. Bastım. Evet. Ankara'ya gittik. Evet. Sonra Ankara'ya gitmişken bir de araba aldık. Hadi dedik bir arabayı araba değiştirdik. Küçük geliyordu. Bağırıyordu. Hem küçüktü hem bağırıyordu. Kızgındı. Ha, afacan be. Afacan. Tatlıydı be. Çok kahrımızı çekti. Bizim evet afacan çocuğumuzdu o. Ajan gitti. Nerelere gittik onunla. Evet arkadaşlar. Şimdi yenisine sağlık. Biraz da buna alışmaya çalışıyoruz şimdi. Evet. Biraz fazla büyük. Evet. Ben yani... çantamı o yüzden şöyle dibimde tutuyorum. Çünkü arka evet. Koltuğa koyarsam alamıyorum. Alamıyorsun. Kolum yetişmiyor. Şimdi ben tırcıyım ya. Sen... Alışmam kolay olur diye daha büyük bir şey evet, daha tercih. Büyük bir şey aldım. Mesela denetim istasyonu var. Ben böyle gireyim istiyorum. Hani. Giresin geliyor değil mi? Ağırlık, çekiyor seni oralar. Ağırlık kontrolü acaba diyorum bana da gerekiyor mu falan. Öyle oldu. İyi oldu ama en azından hani biz... 2 senedir çok uzun yol yapıyoruz işte. Urfalar, evet. Mardinler, Diyarbakırlar falan gidiyoruz. Orada çantaları koyacak yer bulamıyorduk. Çantayı koyunca bize yer kalmıyordu. Bize yer kalmıyordu. Bir de işin şey kısmı, mesela gidiyorsun gittiğin saat gece yarısı 4 mesela. 4'te hangi otel seni kabul eder? Etmez. Arabada böyle 2 büklüm kalıyorsun sabah olsun da bir otele yerleşelim gibisinden. O olmuyordu. Arabada yer yok. Çanta zaten hanımların biliyorsunuz eşyaları çoktu. Ya değil mi? Benimkiler çoktu. Tabii. Benimkiler mi çoktu yani? Susan. Benim bir kamera çantam var. Bir de işte donlarım, şeylerim, çoraplarım, neyim olacak benim? Bir tişört, bir kot geziyorum senin gibi. Benim de o kadar. Her günlük başka kıyafetim yok ki benim. Aynen bir şey. Neyse bu Oylat ne taraflarda? Domaniş taraflarında. Yine göre geçiyorsun. Geçiyorsun evet. Ama tam yerini ben de bilmiyorum. Oylat, götürecek inşallah götürecek. Bizim navigasyon. Travesti götürecek bizi bakalım. Öyle gidiyoruz bakalım. Havada biraz yağacağım diyor. Yağsın. Bakalım. Hayırlısı. Hayırlısı.
çok övdüler bu mağarayı. Damlataş mağarasının minyatürü dediler hatta dediler, bazı evet, arkadaşlar. Koray söyledi onu da. Bir şey vardı. Başka bir firmadan arkadaşım vardı. İsmini aklıma getiremedim, çok özür dilerim kendisinden. Çünkü şu an hani çekim heyecanı, uzun zamandır evet, yapmadığım evet. için. Onun tavsiyesiydi. Abi madem geziyorsunuz yengeyi de al git demişti. Bulacağım ya. Aykut abi olması lazım ismi. Yanlış söylememek için şey yapıyorum. 800 metre sonra abi. Hafif sağa dönmeye hazırlanın. Aynen, Aykut abinin tavsiyesi üzerine Oylat'a gidiyoruz bakalım. Burada tabii kaplıcalar da varmış. Kaplıcaları biliyorum. Biliyorum, ağzın doluyken konuşma. Ha, ben de mi doldurayım ağzımı? Evet. Hani birimizden biri bari net konuşsa olmaz mı? Sonra açacaklar kanalda... 300 metre sonra hafif sağa dönün. Bir çift konuşmaya çalışıyor. Hafif sağa dönün. Hafif sağa dönüyor. Haymana varmış burada. Evet, Haymana da burada. Biz burada çektik ya şeyleri. Aa, doğru, sizin belgesel buralarda çekmiştik. Evet, Osmanlı'nın kuruluşu belgeselinde... 6,8 kilometre sürün. Sungurtekin. Sungurtekin'dim ben. Sungurtekin o şey ama bu son zamanlarda çeken diziler değil. O çok eski. Kültür Bakanlığı'nın yaptığı bir işti. Güzeldi, keyifli günlerdi de. Para vermiyorlar anasını. Kimisi diyor, abi sende oyunculuk da var ha falan yapıyor. Ya var da karın doyurmuyor. Yap geldi o. Karın doyurmuyorsa kocan doyurur mu diyeceksin. Ne diyeceksin? Allah'ını seversen yapsana espriyi. Allah Allah, hapşırık gibidir aslında kötü espri. Geldi mi tutamazsın. Biliyorsun ama benim hapşırığım da öyle biri Hayır. konuşunca kaçar ya. Anladım, tamam. İyi. Aşağı yukarı 13 kilometre var mağaraya. Elma bahçeleri varmış buralarda. Evet, elma evet. değil mi bunlar? Elma mı? Bense, elma mı yense? Bu arada bizim çekmediğimiz yerler de oldu. Bu sene biraz yakın coğrafya gezdik. Kütahya'ya gittik, Frik Vadisi'ne gittik. Götümüzü köpekler ısırıyordu neredeyse. Ya yalan yok şimdi, böyleydi. O yüzden onları pek çekemedik. Zaten gittiğimizde akşamüstüydü. Arabaya alışmaya çalışıyoruz, gece gelmişiz. Bir de şey, yol yok. Yani belki Afyon tarafındaki Frik oradaki daha gezilesi hazırlanmış ama girilmemesi gereken taraftan girdik sanırım. Evet, Kütahya tarafında bütün Frik Vadisi'ni bu arabayla gezdik ama çok bir şey yapamadık. Patika yollardan gittik evet, diyebiliriz. Traktör yollarından. Böyle arabayı bir sağa bir sola yatırarak off-road yaptık yani. Ya ben çok yiyorum. Afiyet olsun, yiyor musun? Ya karnın doysunuz da beni aç götürdün, aç getirdin deme, krakerle besliyoruz. Gerçi ona da laf edersin sen ama neyse evet. Arabanın camlar, araba leş bu arada yani. Bizim oğlan hiç durmadığı için. 1500 kilometre falan yaptı şehir içinde. Her gün geziyor. Arabayı ondan kurtarabildiğimiz an biz de kaçtık. Evet. O da şeye, şimdi Almanya'ya gidiyor. Pardon, Polonya'ya gidiyor. Gitsin bakalım. Dedik biz de çıkarız. Biraz daha gezeriz. Doyamadık çünkü gezmelere. Uzağa gidemeyince bize bir sene şey geldi. Kesmedi ya. Evet. Kesmedi. Böyle her an böyle hemen bir Urfa'ya kırasım var. Hemen hemen. Urfa bizi çağırıyor her an. Oğlan da depoyu fullemiş hazır. Bunu oraya gidip yiyebiliriz gibi geliyor. İşte ben de böyle bir adamım yani işte. Karı parası, oğlan parası falan yiyorum. Fakirli gözüküyoruz. Tabii. Aşağı bal aşaması. Yukarı çıkılarak gidilen bir köy aşağı ballık oluyor. Demek ki daha yukarıda bir ballık daha var. Orası yukarı ballık. Demek ki.
Yani göreceli oraya göre aşağı battık. Allah Allah, tırlar falan var burada. Anam amcam durmuş. Arabalarla durmamaları gereken yerde durmuş. Hadi bakalım öyle olsun. Bir şey demeyeceğim, Türkiye'deyiz. Yolda ne diyorlar, her an her şey olabilir. 200 metre ileride çay ve gözleme varmış. Ya subliminal bir mesaj değil, sadece bir tabelayı okudum. İnşallah öyledir. Ne güzel evler yapmışlar burada. Burası İnegöl Tavşanlı yolu, öyle diyor. Gündüzlü, Hilmiye falan yazıyor buralarda. Bilmiyorum tabii köy isimleri herhalde. Evet. Yani bir arkadaşımız var, o da İnegöl. 800 metre sonra hafif sağa dönmeye hazırlanın. Kim o be? Yani köylerin isimleri burada Hilmiye, Hayriye, Fezliye. Evet. Evet, öyle evet. Ya, Hayriyeli miydi? Evet, Hayriyeli miydi? Zaten yazıyor, Oylat mağarası 6 kilometre sağa doğru diyor. Oylat kaplıcası 11 kilometre. Oğlum bayağı evler mevler ha. 300 metre sonra hafif sağa dönün. Tamam. Baymana da buradan düz giderkenmiş. Hafif sağa dönün. Uzakta 51 kilometre diyor. Dur bakalım, inşallah Frig Vadisi'ndeki gibi böyle yolları sokmaz bizi. 6,3 kilometre sürün. 3 kilometre sürün. 9 diyemiyor bu navigasyon. 9 yapıyor. Bakalım nereye gidiyoruz? İlk defa dediğim gibi geldiğimiz bir yer. Gündüzlü köyüne geldik. Gündüzlü'ye geleceğiz. Asfalt yol var. Böyle olursa sıkıntı yok. Ama iş toprak yola dönüştüğü zaman işte orada problem başlıyor. Navigasyon şey demeye başlıyor. Bilinmeyen yol. Evet. Gerçi burada da isimsiz yol diyor şu anda artık. Bundan sonra da çok bilindiği söylenemez. Bu civarın insanı bilir ancak. Evet, araba için. Güzel güzel camiler falan, büyük büyük. Çocuk parkı bile var ya. Evet. Evler genel olarak iyi, güzel. Evet evet. Şey, teyzeler falan böyle ürünlerini satıyor. Uzak gibi geliyor ama hani aslında çok uzak. İnegöl'e değil. Çok yakın. Çok yakın. Ama çok pahalı buralar. Yani evet. Arsa alıp bir ev kondurmaya kalksan çok pahalı. Sahiden satılıkmış. İstersen soralım. Sor. Alın, alırım arabanı dermiş. Öyle der. Öyle der. Var tabi böyle bağ evleri falan kondurmuşlar tepelere. Şu an onları gösteremiyorum. Böyle bir sayfiye yerine giden yollar gibi. Evet. Birazdan denize çıkacakmışız. Eski Balıkesir Edremit yolu gibi. Oralar da bayağı büyümüş ha. Bayağı büyümüş. Bu sene oraya da gittik ama çekmedik işte. Hiç çekmiyoruz biz. Bu aralar çekmiyoruz. Evet. Şu an keşfediyoruz sadece. Evet. Kendimizi gezdiriyoruz. Birbirimizle paylaşıyoruz yani. Ama var o hastalık ya. Şu anda paylaşmazsa yaşamamış sayıyor. Evet. Unutuyoruz çekmeye biz. Aslında çok ilginç yerler evet. Görüyoruz. Ama yaşarken sadece işte daha önce yayınladığımız videoların bize
verdiği sorumluluk gereği tekrar çekme gereği şeyi duyuyoruz. İhtiyaç ve dediğim gibi sorumluluk hissediyoruz. İnsanlar niye bir şey çekmiyorsunuz? Evet, evet. Halbuki bazen unutulmak iyidir. Evet. İlla bilinmek gerekmiyor. Bir de mesela şimdi bir şey çekerken yaşadığın hisle böyle normal kendin oraya odaklandığın his arasında fark var bende. Bilmiyorum. Evet, evet. Tamam. Ya işte İkisinin işte tadı başka. Hı-hı. Ama ne bileyim çok da... Ama benim için şöyle bir artısı oluyor çektiklerimizin. Daha sonra mesela işte daha önce Urfa'dayken ya da işte Diyarbakır'dayken, Adana'dayken, Kapadokya'dayken falan çektiklerimizi şimdi izleyince, 2 sene önce yaşadığım şeyi şimdi izleyince o an yaşadığım o şeyi, mutluluğu tekrar yaşıyorum ve gayri ihtiyari güldüğümü görüyorum, kendimi yakalıyorum yani, gülerken yakalıyorum. Çünkü orada hissettiğim o mutluluğu tekrar hissediyorum. Evet. O zaman çekeceğiz hepsini. Galiba. Bundan sonra böyle o zaman tamam. Karar verdik, tamam. Yani o an yaşadığımız şeyi arada, tekrar yaşıyorum. Bu arada sen çok Diyarbakır falan demedi. Biz Diyarbakır'ı çektik. Daha hala yayınlamadık onu. Yayınlamadık, evet, doğru. Onu ben bu kanalda yayınlayayım. Tamam. Bak, köpekler yine bizi karşılıyor. Evet. Ve kangal köpeği oldukları için. Bu civarda hep kangal var. Ama Sivas'ta bile bu kadar kangal var mı emin değilim. Ya çok dağıyla temas halinde ya buralar. Ha. Normal yani. Buraya kurt da iner. Ha. Domuz da iner, ayı da iner. Evet. Yani o yüzden kangal diye düşünüyorum ben. Evet. Böyle minnaklar da var da. Evet. Ama o köy çoban yani... Çobanların çoğunlukta olduğu bir köydü. Hani sürüler çoktu. Hmm. Sürüleri korumak için de kangal tabii ki. Evet, Frig Vadisi'nden bahsediyor. Evet. Geldik gibi bir şey artık. Ne diyor? Süzme bal varmış aşkım. Balcı. Bisikletli çocuk gördüm. ...800 metre. Sonra hafif sağa dönmeye hazırlanın. Tamam. Ama yani bu nasıl bir manzara? Evet. Bunun tepesine çıkacağız mı biz acaba? Bilmiyorum. Şey dediler, böyle alttan giriyormuşsun yukarı doğru çıkıyormuş mağaraya. Özelliği oymuş dediler. Vardır öyle şeyler. Var mıdır? 300 metre. Sonra hafif sağa dönün. Hafif sağa dönün. Burada. Görmüyorum. Görmüyor musun? 250 metre. Sonra varış noktasına gelmeye. Devam et. Gelmeye. Cümle böyle mi kuruluyor kızım? İnşallah diyecekti herhalde. Gelmeye hazırlanın diyecek. Sanıyorum buraya bir yere bırakacağız arabayı. Aşağıda da var. Aşağıya bırakacağız. Bilemedim. Girişi nerede ki? Bilmiyorum. Otopark herhalde burası. Hedefinize eriştiniz. Teşekkür ederiz.
Şuraya bırakabilirim. Balonlar. Evet. Maskeler. Geldim. Hoş geldin. Ne ara indim be? Gel, dur, kilitledik. Tamam. Hadi gidiyoruz. Oylat Mağarası. Az ilerideymiş. Bakmak lazım, şunu görmek lazım. Bunu gerçek şöyle söyleyeyim. Çıplak gözle görmek lazım. Evet. Yani bu şeydeki, bu küçük ekrandaki ya da evdeki televizyondaki görüntüyle buradaki arasında ciddi fark var ya. Gerçekten. Gel. Yani. Gel bakalım. Buradan gidiliyor denildi. Bakacağız. Buradan gideceğiz. Montum güzelmiş. Sağ ol. Kocaman. Hadi be, ben mi aldım? Onun da parası benden mi çıktı? Biz seninle en son Sait Abad'a gitmiştik. Evet. Yakın coğrafyada. Evet. Orada da böyle bir şey vardı. Bakar mısın? Oo. Bayağı sulu sulu, sulu sepken yerler bunlar bak. Böyle. Evet. Gel mağaraya girelim. Sana diyor. Bana diyor. Tamam. Hadi. Geliyor. O zaman geliyoruz. Aha. Burasıymış. Biletli. Hadi bakalım. Bilet alacağız şimdi. Girdiğin ne gibi, görüyorsun? Girdiğin gibi mağara görüyorsun. Vallahi. Evet. Bakalım. İşte bu. Biraz sizi mağarayla ödüllendirelim. Gerçekten etkileyiciymiş ya. Oo. Wow. Güzel ışıklandırma olması çok güzel ama. Evet. Bak, burayı da ışıklandırmışlar. Yalnız sen az önce o heybetli bir kaya kütlesinden evet. bahsediyordun ya, onun içindeyiz şu anda. İçindeyiz, evet. Hiç korkmuyor musun? Ne biçim yani, insansın sen ya? Yani korkmuyordum. He. Korkmuyorum diyemem. He. Ama yani. He. Allah'a emanet. Her zaman olduğumuz gibi. İyi, hadi bakalım öyle olsun. Oo, bayağı çıkacağız. Ya, mağaranın enteresan tarafı o işte. İnmiyorsun, çıkıyorsun mağaraya doğru. Hadi buyurun. Buradan geldik. Şu aradan. Hanımefendi. Ben incelemekle meşgulüm şu an. Yalnız gerçekten onun sonu nereye gidiyor bu? Bak şu aradan da bir yere gidiyor. Ağzım açık izliyorum gene. Evet. Yine. Eskiden yürüyerek giden korku tünelleri vardı, onlara benziyor. Bu kırmızı ve yeşil ışıklar da o hissiyatı destekliyor. Evet. Bak bak, iş gibi nasıl olurmuş. Aa, evet. Evet, baksana. Bir kısmı da şey gibi, mermer gibi. Travertenler gibi. Yol göster bize Zeynep. Var olan yoldan yürüyebilirim ancak. Tamam. Yazı yazmışlar. Gizem buradaymış. Yusuf buradaymış. Beren. Beren. Bu ne? Şermin. Yazmış ha. Sıkıntı yok. Evet. Bazı yerlerde ışık yetersiz kalmış ama bence heybetini daha çok öne çıkartmış. Evet. Uf.
Bu nedir ya? Burada yerler ıslak Zeynep. Evet. Yerler ıslak çünkü duvarlarda hala aktif su var. Evet. Oo. Buradan yine yukarı çıkıyoruz. Gel bakalım. Wow. Bu arada eğer bu ışıklar olmasa yolumuzu bulamayız. Az önce bir grupla karşılaştık. Evet. Ne dedi adam? İlk kez geliyorsanız erinmeyin, sonuna kadar gidin dedi. Erinmeyin dedi. Evet. Gidin dedi. Ne var acaba sonunda? Bilmiyorum. Çok gizemli. Merak ettik. Adam acaba gerçekten insan mıydı? Yaşıyor muydu? Buranın halkından olmasın. Bak bak. Yanlışın. Sarkıtlara bak. Evet, tam da orayı gösteriyordum ben de. Müthiş. Kapadokya'nın tersine. Reverse Kapadokya. Burada da doğal havuzlar var. Evet. Herhalde akan su birikti oralarda. Evet, evet. Yani kendine baktın mı? Buraya baraj da yapmış. Evet. Harika. Kanal yapmış, baraj yapmış. Evet, 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 evet. Harika gerçekten. Tepeler. Ya nereyi göstereceğimi şaşırdım. Sana şuradaki figürleri. Aa evet, tam Kapadokya. Tepede, ortada. Gölge oyunlarından dolayı çok gösteremiyorum gibi ama. Yine de ay, bak. Şuraya bak. Evet evet evet, gidelim oraya doğru. Hadi 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 hadi. Şurada yukarıdakileri diyorsun sen. Evet. Tabi bu açıdan göremiyorum. Bu açıdan görünmüyor işte. Şuradan görebiliriz sanıyorum. Evet. Orada. Baksana. Wow. Gel bakalım daha neler çıkacak karşımıza. Oo, ıslak buralar. Evet. Evet. Aşkım çok yeşil görüyorum seni. Montunun yeşili göz alıyor. Bak bak bak. Damlıyor hala. Evet. Oluşmaya devam ediyor aslında. Ohoho. Wow. Gerçekten pırıl pırıl. Ya böyle oyuk da evet. Nereye gittiği belli değil. Bak şurada, evet. Şurada yukarıdakinden bahsediyor. Evet, evet. Evet, kafayı vurma canım. Senin için bile risk teşkil ediyor buralar. Doğru söylüyorsun. Bile. Bile. Hı-hı. Bu arada buraya geldiniz illa dokunayım falan demeyin. Bunlara dokunmayın. Milyonlarca yılda oluşuyor bunlar. Yazıktır. Ama kaymayın. Burası hiç de küçük değilmiş hani bahsedildiği gibi. Evet. Hani dediler ya Damlataş Mağarası'nın minyatürü gibi. Bu sanki Damlataş mı bunun minyatürü? Ben oraya gitmedim bilmiyorum ama. Evet, 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 evet. Suları gösterebildim. Bu arada enseme damladı bir tanesi. Bundan sonra benim adım da Dikit canım benim. Tamam. Ben de çünkü sudan nasibimi aldım. Şimdi yol ayrımına geldik. Sağ dedilerdi. Sağ mı dediler? Evet, sağa gidin dediler. Öyle mi? Ben öyle duydum. Sağ o zaman gidelim. Sağ tarafa gidip soldan ineceğiz büyük ihtimalle. Bakalım. Hadi bakalım. Gördüm gördüm. Harika. Burada bir grup var.
Tavana bakar mısın? Şaka gibi. Çok heyecan verici yani. Çok hoş. Çok hoş. Bak bir yerlerde de var şeyler. Tavana bak pembe. Evet, rengarenk, müthiş. Burada gölge oyunu yapabilirim size. Nereye bakacağım şaşırdım, evet. Canım benim. Devam edin. Hadi. Çok hoş. Kar gibi. Kar yağmış buralara. Evet. Buralara yaz günü kar yağıyor canım. Devam. İstersen buraya... Dikkat et, burası kısa. Tamam. Tamam. Yavaş yavaş geçiyorum. Burada da dinlenebilirsin. Çok iyi, çok iyi gerçekten. Mağara dinlenme tesislerine hoş geldiniz. Mağara dinlenme tesisleri değil ya, bu tabureler, az önce gösterdiğim şu tabureler yok mu? Onlar. Ama yani ben şey yapmıyorum, yok efendim bu neden böyle demiyorum. Bu da olmayabilirdi yani. Yani. Kesinlikle. Aşağı yukarı herhalde bir 8000 basamak falan çıkıyorsunuz. Daha devamı var. 8000 değildir ya. Ya atıyorum tabii ki canım sen de. Daha devamı var. Bakalım ama bize, değer. Biz bakalım daha neler bekliyor. Evet. Ya. Öbür tarafa gidelim bakalım neler varmış. Hadi be. Oraya da mı gidelim? Gidelim. Hadi gideceğiz. Gezmeye devam. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Evet. İyi ki gelmişiz. Erkan'ın bile notu tutuldu. Evet. Şu sarkıtların büyüklüğüne bak. Ya uzun zamandır hep hayal kırıklıkları içerisindeydim. Evet. Yani oraya mı gideyim, buraya mı gideyim? Gidiyorduk, beğenmiyorduk. Aslında biraz da çekme işimizin sebeplerinden bir tanesi oydu yani. Ya burada da bir şey yokmuş ya falan diyorduk da. Burayı böyle hadi bu sefer ne olursa olsun basalım rekorda dedik ama iyi ki de basmışız yani. Gerçekten çok tatlı. Çok hoş. Şimdi bu merdivenleri çıkacağız sonuna kadar. Dantelimizi kıvrımlarını oluşturarak damlamış sular. Evet. İzini bırakarak. Sanatçı bunu göstermiş yine. Maşallah. Çinemiş kuş gibi duruyor. Belki bunları kuşa muşa benzeteceksek tamam. Koyun olabilir. Gibi geldi şimdi bu açıdan. Tabii. Dikleşti gittikçe. Çok çok. 90 derece olacak yakında. Rampaya sardık, hararet yapmasak var. Nemrut gibi değil mi şu kokoletalı arkadaki? Evet, Nemrut'un heykeli gibi sakallı dede var orada. Evet. Ortadakinden bahsediyorum. Evet. Yalnız bu yükseklik inanılır gibi değil. Şaka mı? Daha da çıkıyoruz. Şimdi size seyir noktasından aşağıyı izleteceğim. Bir tepe daha var. Asıl manzara burada arkadaşlar. Manzarası bu. Gerçekten. Yoruldun mu?
Gördüğün gibi 70 derecelik merdivenlerden çıktık. Şimdi biraz güzel değil mi? Hiçbir gezi yarım kalmamalı. Devam. Evet. Evet. Şuradan çeksene, yiyorsun. Yok, orası yemiyor. Oraya gidemiyorum. Ama şu... Arkadaş, buranın avizesi. Evet, belli ki. Çok şık. Hadi bakalım. Zeyno. Kaldın orada canım. Cücelere baktım. Cücelere mi baktın? Evet. Şirinler, cüceler. Ne ararsan var diyorsun. Evet. Bu da salyangoz mu? Kocaman bir salyangoz. Senin gördüğünü biz göremiyoruz yalnız. Maalesef. Hayal gücümüzde sıkıntı oluştu. Bu mağaraya küçük diyen kimdi? O arkadaşı bir mağaradan çıkınca arayacağım. Evet, galiba burası son. Evet. Burası mağaranın sonu. Bunların işi yok. Yok. Yerimiz yok. Evet, ben var sandım, yokmuş. İyi tarattık. Vallahi iyi tarattık. Şöyle aşağıda bir tane. Yol ikiye ayrılıyordu. Oranın, biz sağ taraftakini tercih ettik. Biz yani aşağı inerken sağdakine girmemiş olduk. Evet. Oraya gidip oraya da gireceğiz. Ama orada ne var onu size göstermeyeceğim. Sizin için de bir gizem kalsın. Gelip görün. Ona göre Oyrat Mağarası bu kadar. Bu civarda kaplıcalar da var. Gelip sevdiceğinizle güzelce ter atabilirsiniz. Başka ne olabilir? Hastalıklara iyi gelen şifalı sular vardır. Evet. Onlarla şifa bulabilirsiniz Allah'ın izniyle. Şafi ismiyle. Böyle yani arkadaşlar. Ben bir süre daha gezeceğim. Yola çıkacağım ve güncel videolarla yine beraber olabiliriz. Bir de şu neydi? Diyarbakır. Videosunu da bu aralar yayınlayacağım. Yalnız şöyle bir şey yapmayı planlıyoruz hatunumla. Ara ara biz böyle şeyler çektikçe benim kendi kanalımda paylaşalım. Daha çok insanlara ulaşalım istiyoruz. Çünkü diğer kanalda değil mi? Butik bir kitleye ulaşabildik ancak. Bir de sürekli paylaşmadığımız için. Evet, sürekli paylaşmadığımız için böyle senede 8-10 videoyla kapanan bir kanal. Hoş durmuyor. Öyle olmasın. Nasıl olsa o da bizim, bu da bizim. Beraberce bu güzel gördüğümüz, önereceğimiz, size de göstereceğiz. Evet. Bravo. Önereceğimiz yerler olursa size de göstereceğiz. Ara ara çıkarız gene böyle dolaşırız. Şu Kestel Kalesi'ne gitsek mi lan? Bakarız dönüşte. Hadi bakarız. Ben hala
şeylerle büyülenmiş gibi bakıyorum. Masal gibi bir yer. Korkunçlu video çekmeye çalışıyorum aşkım. Sen niye mi masal masal romantizm yapıyorsun? Ben ama burada korkutmaya görünüyor. Çalışıyorum. Gelin buraya bak. Buraya gelin. Burası güzel. Hayal kırıklığına uğramazsınız. Ama böyle 8500 basamak çıkacaksınız, haberiniz olsun. Etkileyici kısmı girişi çok büyük çünkü çok büyük. Yani heybetli diyeyim, güzel demek, hani güzel yerleri içeride çok güzel yani, aydınlatılmış çok hoş. Evet şuraya bak, burası girişi işte. Balo salonu. Hatta meydanı da diyebiliriz. Evet. Çayını da bulmuşsun gene. Buldum. Çıkınca çünkü bir dinlenmek gerekiyor. Mağara yordu bizi. Evet. Nasıl? Kocaman değil mi? Büyük bir mağaraymış ya bu. Biraz daha sesli, duymuyorlar seni. Sen yükseltirsin diye düşünüyorum. Allah Allah, o da bana kaldı. Şey, içeri girdiğimizde hava yaz gibiydi. Evet. Dışarı çıktık, ne oldu? Kış. Kış. Zamanda yolculuk yaptık o zaman. Ya çok değişik hissettirdi gerçekten içerisi, güzeldi yani. Her şeyden soyutlanmışsın. Evet. Telefon falan da çekmiyor. Böyle küçük bir büfe yapmışlar buraya. Böyle hediyelik eşyalar da var. İçeri girersin, eğlenirsin, takılırsın. Ondan sonra çıkarsın, bir çayını içersin. Eğlenirsin, takılırsın sanki şey. Ne var canım? Mor ışıklar var. Kırmızı ışıklar, kırmızı, yeşil ışıklar var. Bir sürü ışık var içeride. Disko gibi mübarek. Mağara değil ki. Bir müzik eksik. Ben olsam müziği basarım içeri. Buradan bastın ve öbür taraftan duyulur zaten. Zaten nasıl bir eko vardır orada. Tabii canım. Arı seni yine buldu. Buldu. Çayımı döküyordun. Çayını mı döküyordun? Evet. Çayını döküyormuşum. Mağara çıkışı bir çay buldum. Buraya kadar getirmişim, gezdirmişim. Bak evet. İşte. Çay mı döküyordun diye. Çayı da sanki kendi ısmarlayacak. Ben ısmarlayacağım yani. Tabii ki de. He, tamam. Bugünlük bu kadar olsun mu? Olsun. Biz bulursak yine gösteririz bir şeyler. Başka bölümde güzel bir yer buluruz size. Evet. Hadi bakalım, iyi bakın kendinize. Bence oylata gelin. Hı.
Yani bu civarda yakın çok şehir var. Oylat çok yakın bir destinasyon. Bence bir program yapılabilir. Yani Oylat otelleri de, yani Kaplıca'nın otelleri de vardır diye tahmin ediyorum. Henüz gidip görmedim ama öyle biliyorum. Bir duyum almıştım zamanında. Şimdi gidelim. Mesaj aldım ben, tamam. Oylat otel, tamam. Tamam, anladım ben. Benim şurada 70 km ileride evimiz var. Olsun, gene bir otel, bir orada kalalım diyor, oradan diyor. Tabii Kaplıca. Senin derdin Kaplıca. Tabii yeni sakatlıktan çıkıyorum. Ay yazık yavrum, al. Bu bir düştü. Ya gülme ya. Düşene gülünür. Biz de öyle. Yok, ben kendim de güldüm. Kendim çok biliyorsun. Çok güldün ya. Kahkahayla güldüm. Kahkahayla güldüm. O otelde izledim. Kapıya patates çuvalı mı attılar dedim. Bu ne ses böyle dedim. Güm diye bir ses geldi. Ama neyse, otel terlikleri malum. Tamam. Detayları sonra şey yaparız. Aramızda kalsın ya da her şeyi tamam. Anlatmayalım. Hadi kapattın mı? O zaman görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.